Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir kendin yap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda atölyemiz için bir şeyler yapacağız. Takip eden arkadaşlar bilirler. Bu atölyem benim bir önceki atölyeme göre çok daha küçük bir atölye ve ekipman ve tezgah sayısı artmaya başladıkça atölyenin içerisine sığamıyorum. Dolayısıyla bugün ona bir çözüm getirmeye çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi benim matkaplarım var. Eskiden şöyle bir matkap standı bana yeterli olurken artık kesici ve delici takım sayım arttığı için bunları bir arada tutmak, bunlara ulaşmak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla bugün buna bir çözüm bulacağız. Bu görmüş olduğunuz tezgahın altındaki bu boş bölmeye küçük, dar bir çekmece ekleyeceğiz. Bu çekmeceye de bütün kesici ve delici takımlarımızı yerleştirmeye çalışacağız. Buradaki matkapların hepsini, kesme tornanın kesme takımlarını, işte kılavuz pafta takımlarını hepsini bu tezgahın içerisine güzelce sıralayacağız ve derli toplu olmuş olacak. En azından ulaşmak istediğimiz zaman kolaylıkla bu takımlara ulaşabileceğiz. Bunu yapmak için ben böyle bir tane MDF parçası kullanacağım. Uygun ölçülerde bölmeleri ayırıp güzel bir kesici takım çekmecesi yapmış olacağız. Üzerine sıralanacak ve matkap tezgahının altında ileri geri hareket edecek bu. Tabi önce bu plakayı uygun boya kısaltalım. Ondan sonra bölmelerini açacağız. Ve bütün takımlarımız bir arada durmuş olacak. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş başlayalım. Bakalım bu projede bizi ne gibi zorluklar bekliyor.
yolun daha başında belirttiğim gibi atölyem her geçen gün bana birazcık daha küçük gelmeye başlıyor. Çünkü her geçen gün yeni bir tezgah ekleniyor atölyeye. Dolayısıyla bu tezgahlarda kullanılacak olan kesici takımların da farklı farklı istiflerini farklı farklı yerlerde durması gerekiyordu atölyemde. Bu çekmeceyle artık hepsini tek bir yere toplayarak çok daha derli toplu durmasını sağladım. Böylece takım kaybolmasının da bir miktar önüne geçtim. Ve eskiyen, aşınan, kırılan malzemelerin hangileri olduğunu çekmeceyi çektiğim zaman görebileceğim ve hangisine ne kadar ihtiyacım varsa gidip o kadar yenilerini alabileceğim. Eski yöntemde ise kırıldıkça ben bunları not ediyordum. Unutmamaya çalışıyordum. Ama tabii ki her şey not edilemiyor ve her şey o anda akla gelemiyor. Dolayısıyla her alışveriş çıktığımda birkaç tane alet eksik geri geliyordum. Artık çekmeceyi çektiğim zaman hepsini olduğu gibi göreceğim ve hangisine ihtiyacım varsa gidip ondan satın alabileceğim. Beni sabırla izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.